Arkadaşlar merhaba. Bugünkü eserimiz Buket Üzüner'in Su adlı romanı. Roman kadın cinayetlerini araştıran gazeteci yazar Defne Kaman'ın kaybolmasıyla başlıyor. Büyük anne Umay Bayülgen, kendisi aynı zamanda şamandır, Komiser Ümit'in yanına geliyor ve torununun bulunmasını istiyor. Komiser Ümit o zaman içerisinde yaz tatiline çıkma planları yapmakta ama iş dünyasında da bir takım sorunlar yaşamaktadır. Nedir bu sorunlar? Tasvirde yavaş örtülü, sünni bir kız var, sevdiği kız arkadaşı var. Kendisi Alevi olduğu için aileler evlenmelerini ve görüşmelerini istemiyorlar. İş dünyasında bunu yaşıyor. Defne'nin bulunması ile ilgili yaptığı çalışmalar da Komiser Ümit'in kendisine semahat yardımcı oluyor. Nasıl yardımcı oluyor? Kutadgu birlikten bir takım şifreler, Defne tarafından verilen şifrelerin çözülmesinde, Defne'nin nerede olduğunun bulunmasında kendisine semahat yardımcı oluyor. Tasvir intihara kalkışıyor. Dolayısıyla iki aile de yaptıklarının doğru olmadığını hissediyorlar ve gençlerin evlenmesine izin veriyorlar. Aynı zamanda bir takım olaylar gerçekleştikten sonra Defne Kaman bulunuyor ve hikaye mutlu sonla bitiyor. Buket Üzüner'in Kumralada Mavi Tuna romanı benim en sevdiğim 20 eserin içerisinde yer alıyor. Belki o yüzden yazarla ilgili beklentim çok yüksek olduğu için bir takım noktada kitap beni içerisine almadı. Özellikle kurgu anlamında işte Defne'nin denizden ıslak bir şekilde çıkması, ona Kutadgu Birlik'ten şifreler vermesi, Yunus balığının bıçaklanması. Yani hikayede bir takım şeyler biraz zorlama gibi olmuş diye düşündüm ben. Ya da bana öyle geldi bilmiyorum. Şimdi hayatında iki satır yazı yazmamış bir insanın kitapları olan bir yazarı eleştirmesini ne derece etik tartışılır. Eleştirme değil belki diyorum ya bana öyle gelmiştir diye düşünüyorum. Benim kadınların dünya tarihinde kadının yerini araştırırken anaerkil toplumdan ataerkil topluma insanlar nasıl evrildiğini araştırırken ben eserle tanıştım. Günümüzden 8 bin yıl önce, milattan önce 6 bin, 5 bin yıllarında Çatalhöyük'te küçük tanrıçalar ortaya çıkıyor. İşte Kibele dediğimiz ana tanrıçalar. İki tarafında iki jaguar, işte doğum yapan bir ana tanrıça figürü. Yani ana tanrıça kadını bir tanrıça olarak gören, doğum yapan bir kadını tanrıça olarak gören bir toplumdan kadına bakış açısının nasıl bu kadar değişti, nasıl bu noktaya geldi? Bu araştırmalarım neticesinde Türklerde kadının yerini araştırırken, işte diğer dinlerde kadının yerini araştırırken Ali Faik Demir hocayla yazar Buket Üzüner'in bir açık oturumuna denk geldim. Orada şamanlıktan yani kamanlıktan bahsediyorlardı. İşte bütün dinlerin ya da işte inanışların aksine şaman bunların büyük bir çoğunluğu kadındır. Yani şaman nedir? İşte felsefecidir. Bugünkü anlamda söylüyordum. Felsefecidir, psikiyatrdır, işte otacıdır, yani eczacıdır, işte şifacıdır. Yani bilge bir kadındır. Yani rüya tabircisidir. O toplumun bilge bir kadınıdır. Yani bilge bir kadın, yani saygı duyulan, bütün toplumun kendisine saygı duyduğu bilge bir kadın, zaman içerisinde o bilgelikten korkulan, onun cadı olduğu düşünülen ve yakılan bir noktaya nasıl evrilmişti? Yani çok enteresan bu noktadır. Yani anaerkillik mesela Anadolu'da hala var mıdır? Bana göre vardır. Rahmetli babaannem mekanı cennet olsun. Kalabalık bir ailede büyüdüm ben. Çocukluğum orada geçti. Yani görüntüde belki dedemdi otorite ama hayır. Yani neye karar verileceğine, nereye gidileceğine, işte yayla göçüne, işte yayladan göçe vesaire birçok şeye babaannem karar verirdi. Bugün bile hala Anadolu'da yani ataerkil olarak görünebiliriz ama anaerkil kadınlar karar veriyor. Alınacağı, satılacağı evin çekip çevrilmesine Anadolu'da hala kadınların karar verdiğini düşünüyorum ben. Yine şamanlıktan günümüzde birçok adet devam etmekte. İşte nedir bu adetler? Mesela kurşun dökmek. Yani Anadolu'da hala 800 milattan sonra 8. yüzyılda Türklerin Müslüman olduğunu düşünürsek yani günümüze kadar geçen işte 1000 yılda 1200 yılda Müslüman olarak geçmiş Türklerin hayatı ama ondan önce
Yani 3000 yıl, belki 4000 yıl, 5000 yıl çoğu tarihçiye göre değişmekte. Türkler şamanlık, gök tanrı, tenkrizm, şamanlığa inanmışlar. Şimdi burada da yani bir takım adetler, gelenekler var. Mesela doğaya olan tutku, bayılıyorum. Yani en çok sevdiğim özellik o. Yani doğanın bir ruhu var, bir canı var. Her neslinin bir ruhu var, canı var. O en çok sevdiğim bir özellikti. Anadolu'da devam eden şamanlıkla ilgili gelenekler kurşun dökmek. Ondan sonra kırmızı kurdale, gelinlerde, düğünlerde gelinlerimize taktığımız kırmızı kurdale. Ağaçlara çaput bağlamak, dilekte bulunmak. İşte ben çocukluğumda konuşurlardı, ben anımsıyorum. Belki bugün çok kullanılmıyor. Köpek ulurken kötü bir şey olacağını söylemek. Mesela o gece köpek çok ulumuşsa acaba mahalleden cenaze mi var gibi böyle bir karamsarlık oluşurdu. Ben bunu bizzat duymuştum o zaman büyüklerimde. Mesela kilim desenleri, kilim motifleri. Yani bugün Anadolu'daki hala kullanılan kilim motifleri, şamanlıktan gelen kilim motiflerdi. Mesela su içerken kafayı arkadan desteklemek, yine şeylerle ilgili, şamanlıkla ilgili geleneklerimizde. Eskiden Türkler göçebe ve sürekli yer değiştirdikleri için bir ormana girerken ormanın bir ruhu olduğunu düşünürler ve ağaçlara, ruhları rahatsız etmemek adına ağaçlara vururlarmış. İşte çekip yanımızdaki bir ağaca 3 defa vurmak, kötü ruhların, işte şeytan kulağına kurşun, yani kötü ruhların gitmesi anlamında yapılan adetlerden de. Yine yukarıda Allah var. Yani gökten gelen alışkanlıklar. Su ile uğurlama. Yani su çok kutsaldır. Doğan, mesela çocuklarına su isimleri vermek de yine böyle. Irmak gibi, nehir gibi, dağ gibi. Yani o kadar kutsal ki doğa ile ilgili olan her şey. Peşinden su dökülmesi de bir an önce su gibi kutsal ol, su gibi git gel anlamında. Ölümün ardından 7'si, 21'i, 40'ı gibi adetler, yine şamanlıktan gelen 3000 yıl, 4000 yıl Türklerin uyguladığı adetler içerisinde bulunandı. Ben bazen bu şaman ayinlerini falan takip ediyorum. Kızılderili ayinleriyle falan çok örtüştüğünü de görüyorum garip bir şekilde. Şamanlıkla ilgili bir şeyler bulabiliyorsunuz kitapta, yazarın kitabında. Yani diğer bu üçlemeleri de var. Onları da diğer devam olan eserler var. Onları da okuyabilirsiniz. Programda Salt Bilgi, yapılan açık oturumda, Ali Faik Hoca ile beraber yaptığı açık oturumda da bu bilgileri veriyor. Yani okuyabileceğiniz güzel bir kitap diye düşünüyorum. Ben teşekkür ediyorum. İyi günleriniz olsun arkadaşlar.